kadar güzel bir gün. Çünkü sizle birlikteyiz. Açeli ile Gülümse Hayata programından herkese merhaba. Ne diyorsunuz? Bugün diyorum ki şöyle biraz güzelleşelim. Biraz sağlıkla bilgilenelim. Ha? Var mısınız? E tamam, bunu diyenler 360 ekranlarından ayrılmasın. Dop dolu bir içerikle yine bugün sizlerle birlikteyiz efendim. Ve ilk konu. Ay ben artık o artık konuğum değil ki, benim canım. Böyle akrabam, ablam, kabul ederse kardeşim, her şeyim, hepimizin öyle. Suna Dumankaya. Suna Dumankaya bizlerle birlikte olacak. Güzellik uzmanı. Cildimizde yazı hazırlayacağız. Cilt lekelerini gidereceğiz. Göz çevresindeki morluklara çözüm bulacağız. Doğal temizleme sütü yapacağız ve daha neler yapacağız. Bir de ben tabii buradan böyle ufak bir kopya çektim. Suna ablanın getirdiklerinden. Çok değişik bir ot getirmiş. Annemde de görmüştüm geçen hafta onu. O bu zamanların herhalde bir otu. Onu anlatacak bize. Onunla ilgili bir bilgi verecek. Sakın bir yere ayrılmayın efendim. Daha sonra da Doktor Murat Balanlı bizle birlikte olacak. İç hastalıkları uzmanı. Bugün bedenimizdeki bölgelerin bize neler söylediğini, hastalanarak vücudun bize ne anlatmak istediğini hepsini anlatacak Murat Bey. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Daha sonra Filiz Hanım bizle birlikte olacak. Filiz Yiğit. Örgü, popcorn çanta yapacağız ama böyle ham kumaş gibi ya da ham iplik gibi bir örgü yapacağız. Dolayısıyla her renkli rahatlıkla kullanabileceğiniz, yazın gündüz de takabileceğiniz, plaja da götürebileceğiniz çok böyle eğlenceli, keyifli çanta modelleri yapacağız. Günün hashtagine gelince efendim, güzelliğim için. Evet, güzelliğiniz için ne yaparsınız? Paylaşın bizimle. Ben güzelliğim için düzenli kremlerimi kullanırım. Ben güzelliğim için güneşlenirken çok dikkat ederim. Ben güzelliğim için bol bol su içerim. Ben güzelliğim için ne varsa lütfen anlatın bize. Nereden efendim? Instagram'da tv360.com.tr ve Acelya Akkoyun'dan, Twitter'da Acelya Altire Akkoyun ve tv360.com.tr'den. Başlamadan önce ben güzelliğim için hashtag'in altını dolduruyorum. İnanın birçok şey yapıyoruz. Zaten bir şey değil aslında. Benim cevabım, bazen çok soruyorlar hem sosyal medyadan hem sokakta. Hemen söylüyorum. Öncelikle suya çok dokunuyorum. Suyu içiyorum, suyla yıkanıyorum, suyla temizleniyorum, çok su kullanıyorum. Yani aslında güzelliği bence insan suya borçlu. Daha sonra da inanın buna çok samimi söylüyorum. Niyetinizi iyi tutun ya. Yani size biri kızdı mı, bir şey mi oldu olay karşısında iyi niyete gelmeye çalışıp dünyaya öyle bakın. Çünkü inanın ufacık bir, şimdi bugün doktorumuzla konuşacağız, Murat doktorumla da, iç enerjinizin değişmesi kaşınıza, gözünüze, ruhunuza yansıyor. Kolay mı Açeli diyeceksiniz? Elbette zor. Hayatta bir şeyler için mücadele etmek gerekiyor. Ama ucunda güzellik varsa denemeye değer diyorum. Haydi başlayalım. Evet, Suna Dumankaya bizle birlikte. Nasılsın Suna abla? Ben öpeceğim bir daha. Böyle program hazırlanır gibi olmuyor. Biz seninle biz olalım. Ya sen benim kızım. Hayır canım, yani oğlum kardeşin olur mu? Aramızda 3-5 yaş var. Ama bir dakika, benim oğlan biliyorsun maşallah. Değil mi? Kocaman, kocaman oldu. Hepsi kızın da öyle. Kızım tabii. Biz valla mahallede birikte büyüdük. Bir öyle, şey giderdik Suna ablanın oraya. Genç ya. Kızken hepimizi kucaklardı. Mesleğe evet. Yeni başladığımız zamanlar. Ahd-ı evet. Vefa çok önemli bir şey. Kesinlikle. İyi ki buradasın Suna ablacığım. Ben de sana severek geldim. İnanın. Ramazan'da bir yerlere gitmiyordum. Zor oluyor tabii oruçla birlikte. Sağ ol, Allah razı olsun. Açeli'ye gideceğim. Allah dedim. Razı olsun Suna ablacığım. Suna abla, efendim? Şimdi ben seyircilerimize böyle ufak bir böyle tüyo verdim. Formüllerden tamam. Başlayacağız ama. Evet. Dedim, geçen gün annemin mutfağında gördüm. Suna abla da getirmiş bir ot var. Evet. Onu hemen tanıtalım mı? Yani şöyle söyleyeyim, Van'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te olan bir uşkun denilen bir Uşkun, evet, ama uşkun deriz uşkun biz buna. Deniyor, yani Van'da öyle derdik. Bu uşkun aslında bunu yabancılar keşfetmiş. Hatta araştırabilirsiniz de, bütün hekimler de onaylıyor. Çok önemli hastalıklarda kullanılabiliyor. Birçok hastalıkta evet, değil mi? Artı bir de şeker hastaları, ekşi ya bu, tatlı değil. Kaynatıp suyunu içerlerdi. O da şekeri, yani insülin direncini biraz indirirdi. Bu bir şey mi Suna ablacığım? Bir ot mu, bir ağaç mı? Bu ağacın... bir
Ot gibi, ot gibi ama yenilebilir ot yani. Asma gibi geldi biraz da, asma değil mi gibi ama tadı çok güzel. Tadı çok güzel. Yani biz böyle soyar soyar hatta tuza batırır yerdik çocukken. Gerçekten böyle görünce Diyarbakır'daydım ben. Selam dayanamadım olsun bu arada, aldım oradan evet. Bunu daha sonra anlatacağım. Bunu belki de Türkiye'de ilk defa duyacaksınız. Bir özelliği varsa C vitamini, A vitamini, B1, B6'ya kadar özelliği vardır. Dolayısıyla lekeleri açıyor, cildi sıkılaştırıyor. Bunu da doğuya selam olsun. Evet. Haydi başlayalım. Evet. Hangi formülle başlayalım Suna abla? Sırayla gidelim. Tamam, önce makyaj temizleyici yapalım diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim hemen. Bakayım. Bir salatalığımız var burada. Tamam. Hemen rendeleyeceğim. Al canım. Ve İrem'e vereceğim. Pişirecek onu daha sonra. İrem hemen pişirirsin değil mi bu tatlım? Ocağı açsın hemen. Böyle salatalığı güzel rendeleyin. Biraz da elma koyacağım ben. Elma da bitmiyor. Burada var. Evet, sorun değil. Evet. Elma da var. Elma, koktu, salatalık rendeledik. Evet. Bir şöyle gülümüz var. Gülümüzü de ayrıca tonik yapacağım. Temizleme sütü yapıyoruz. Evet. Böyle peş peşe olacak evet. Bir şey. Makyajlı makyajları makyajları silmek için. Bu daha çok makyaj temizleyici. Bunun şöyle yapayım ben. Bunun içerisine koyayım. Hem patates. Güzel ya kokusu. Evet. Kokusu patatesle elmanın. Şey elmayla salatalık. Şimdi üzerine de süt koyacağım. Tamam. Şu kadar. Bir pişirmesini yani 500 gram kadar. Gülü sonra mı koyacağız Suna abla? Gülü şimdi onu da o pişe dursun onu yapacağız hemen. İrem'im al canım al kızım. Evet. Al güzelim. Bunu pişirin güzelce getirin hemen hızlı bir şekilde. Şimdi gülü de şöyle yapacağım. Hemen tonik yapacağım. Ben güle kıyamam ama bazen böyle yaprakları dökülmek üzere olanları da ziyan etmeyin. Ben de hiç güle kıyamam. Evet. Baba. Bu böyle kalsın yine. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Sokaklardaki hazır Suna ablam onu yaparken gülü koydu herhalde içine limon sıkacak. Lütfen sokaklardaki bahçelerdeki gülleri koparmayın olmadan. Evet, onlar hepimiz için. İnanın kesinlikle, hepimiz için. Kesinlikle. Şimdi böyle biraz limon sıkıyorum. Ve hafif şöyle eziyorsun. Eziyorum tabii ezerken de. Şimdi bu temizleme sütüne ek bir şey yapıyoruz değil ek mi? Ek bir şey yapıyoruz. Abla? Evet tonik yapıyoruz. Tonik yani, yapıyoruz. Hani sıkılaştırıcı. Gülün faydaları nelerdir Suna abla? Gül, ben onu yapayım sen de anlat. Cildi rahatlatan bir özelliği vardır. Evet. Aynı zamanda içinde limon da var. Böyle damıtık suyu ya da hani ütü suyu derler. Onun içerisinde 2-3 saat bekledikten sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki gülün faydaları ne normalde Suna abla? Gül sıkılaştırır. Sıkılaştırır cildi değil mi? Cildi rahatlatır. Sakinleştirir. Hani hassas ciltlere bile iyi gelir. Şöyle yapalım. Bakın şöyle görmeniz için nasıl diyeyim? Şöyle şunun oraya içine boşaltın. Koyalım. Tamam. İçine su mu koyalım İçine Suna de abla? Su koyacağız. Yani damıtık su koyacağız. Şöyle bakın rengini hemen verdi. Ay evet. Aa. Bakın. Bu şimdi tonik mi oldu? Bu şimdi tonik oldu. Kızlar tonik hazır. Evet. Ay çok güzel. Maliyeti nedir? Maliyeti. Allah'a şükürden başka bir şey değildir. Şükürler. Gülü vermiş, suyu vermiş, şimdi bir toniği vermiş. Bir toniği kaça kaç alırsınız? Para? En az minimum 50-60 lira. En minimum. Az. Ama siz bunu 3-4 liraya mal edebilirsiniz. Hatta dökülmüş gül yaprakları bulursanız. Evet, ben bazen giriyorum parklara böyle dökülen yaprakları topluyorum. Evet evet topluyor, açıyor topluyorum. Böyle yapabiliyorum. Gül yenir mi Suna abla? Valla rahmetli anneannem gül yaprakları böyle hani dökülmek üzere olan gül yapraklarını limon tuzuyla döverdi. Evet. Birazcık su ya da limon sıkardı. Eskiden kırtlama şekerleri vardı. Evet. Ona böyle batırır, o Aynı şekeri batırır, kırtlama şekeriyle çay içerdi. Ben bunu çok iyi hatırlarım. Hatta ben Isparta'ya davet edildim, Gül Festivali'ne gideceğim.
Orada da gülden bir sürü workshop yapacağım. Yani gülden maskeler yapacağım, gülden tonik yapacağım. Değişik şeyler yapacağım inşallah. Gül yağları yapacağım. Isparta'ya da selam olsun. Selam olsun. Çok severim Isparta'yı. Evet. İnşallah. Gerçekten selam olsun. Ülkemin gülü olan şehrin. Hatta şöyle söyleyeyim. Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy her şehrin ünlüsüyle geziyor. Biz de o rotahane denilen o grupla gidiyoruz Gül Festivali'ne Isparta'ya. Ve ben de bu görevi üstlendim. Dolayısıyla güzel olacak, güzel olacak diye umuyorum. Güzel olacak. Evet. Şimdi burada evet. Toniğimiz oldu. Orada sütümüz oldu. Pişiyor. Sunu abla ne yaptı temizleme evet. sütünün içine? Salatalığı rendeledi, evet. elmayı rendeledi, yağlı bir sütün içine koydu. Orada onlar pişiyor. Sonra İrem onu süzecek ve bize verecek. Bize vereceksin. Evet. Sonra da kullanacağız. Tamam mı? Evet, istersen gözaltı morlukları içinde hani hemen yapalım. Çünkü senin buraya gelirken hemen herkes Suna abla gözaltı morluk ya. Şişlikler için ne yapabilirim? Ne hemen yapalım. Şimdi yine yüzyılın bitkisi patates ne kadar faydalı farkında değiliz yani öyle söyleyeyim. Zaten sınavları rendelerken konuşayım. Bir düşünsenize bütün toprağın mineralini alıyor. Evet. Yani ne varsa yağmurdan işte doludan kardan ne varsa güneşten kesinlikle. Alıyor o minerali bir yere hapsediyor. Patates biliyorsunuz yüzyılın besini çıktı. Çünkü hem çok doyurucu, hem çok mineral yüklü, hem vitamin yüklü. Çok lezzetli. Çok lezzetli, evet. Ama kesinlikle. Tabii ki pişirme ve saklama koşulları da çok önemli. Yani çok böyle güneşte filizlendirmeden saklamak evet. gerekiyor. Yani filizlendirmemeyi önemsememiz gerekiyor. Ve tabii ki pişirmede hani kalori ölçümüne göre, kişiye göre değişir. Ama ben mesela kıymalı patatese bayılırım. Bayılırsın. Bayılırım. Ezer yenir ya böyle çocukken o kalmış. Çocukluğumuzda. Evet. Hala o kıymalı patatesi ben evet. tuzlayayım böyle şey yapayım ezeyim ben yiyeyim. Salatalığı alayım. Hemen salatalık şimdi verdim. Bir elma ya da yarım elma büyükse elmanız yarım olabilir. Bir de salatalık. Evet. Şimdi bak ne yapacağım. Çok güzel bir salatalık, şey bu. Salatalık elma yani, bu parfüm gibi bir de kokusu ne böyle sınav bunu. İşte hepsi karışınca muhteşem oldu. Evet şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bu? İnanılmaz güzel bir şey olacak ve şu süzgeci alayım ben. Tamam. Şunun süzgeç içerisine mi? Evet şunları o tarafa alalım. Evet. Salatalık koyduk, patates koyduk, elma koyduk. Evet. Şimdi ben onların suyunu çıkaracağım. Ezecek misin? Ezeceğim, evet. Ay, inanamazsınız kokusunun güzelliğine, valla. Çünkü biz patates, elma ve biraz da limon sıkacağım. Bu göz altındaki bazı insanların gerçekten, yani gözaltı morluğu kader değil, ilgilenmeyi çocuklarda bilmiyoruz. Çocuklarda yapılır mı bu? Bazen çocuklarda da çok olabilir. Olabilir, hani uykusuzluk, işte yorgunluk. Çok fazla hani makyaj yapanlar, sanatçılar. Ben bunu kendi YouTube'umda da yaptım. Herkes teşekkür etmekten bir sürü şey geldi böyle. Değil teşekkür mi? Mesajları geldi. Dolapta mı saklayacağız oldum. Peki Suna abla bunu? Bu şöyle şimdi bu çok fazla beklemez. En fazla 3 günlük yaptığımızı farz edelim. Tamam mı? Şimdi oldu bir dakika abla? Biraz limon sıkacağım. Salatalığın cilde faydası neler Suna abla? Ya biliyorsun salatalık çok eskiden beri şeyde şöyle bir limonu sıkacağım. Şimdi şöyle bir poşet. Bununla işin bitti mi Suna abla? Ondan işin bitti. Buraya koyabilirsin tamam. Kızlara vereceğim. Ha, tamam. Sen rahat çalış. Tamam. Kızlar şunu dökün geri verin bana canlarım. Hadi İrem. Hadi. Şimdi böyle pamuklarımız var. İçerisine koyalım. Dört tanesini. Şimdi baktığında içinde evet. mineral var. C vitamini var. C vitamini var. Şimdi ne yapıyoruz bak. Tabii biraz daha ıslanabilirdi. Daha evde olursanız daha güzel yapabilirsiniz. Çok pratik bir formül sevgili evet. seyirciler. Tabii teşekkür ederler sana. Bunu böyle buzdolabının yumurta gözüne koyacaksınız. Bir saat orada soğuyacak ya. Şimdi patatesde biliyorsunuz bir sürü mineral ve magnezyum şeyler var, vitaminler evet. var. Salatalıkta cildi rahatlatan, yumuşatıcı şey. Özellikler var. Su tutan
özellik var. Limonda açıcı çok özellik güzel. Var. Alın bunu da koyun. Elma yine meyve asidi içerdiği koyun için meyve asidi içerdiği için oradaki morluğu açar. Heh. Ondan sonra o petler buzdolabından çıkar. Göz etrafında ya da göz üstünde vallahi bekletildiği zaman inanın 15 dakika bekletin. Allah Allah nasıl oldu dersiniz. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hiçbir şeyin olmasa bile aydırır adam bu. Kesinlikle. Kahve gibi aydırır yani. Kesinlikle. Böyle biraz böyle yorgunluk hissettin koy onu ayılırsın. Kesinlikle. Şimdi herkesin sorusu abla? Güneş mi yapalım leke mi yapalım? Hadi sen ne söyle. İstersen söyle. Hadi leke yapalım. Leke onu yapalım. Da çıkaralım tamam. Aradan. Güzel olsun cilt ışkın da var uşkun yoğurt yapacağız. Var bir tatlı kaşığı evet. Karbonat var iki damla uşkunu böyle soyabilirsiniz hani salatalık gibi şu şekilde soyuluyor gördüğünüz gibi çıt çıt yapıyor tabi bunu iyice ezmek lazım rendelemek rendelesi miydik rende değil de blender'dan geçireceğiz şöyle koyayım ben hemen buraya evet cilt lekeleri içine. Evet 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 evet. Onun cilt sıkılaştırıcı aynı zamanda lekeyi açıcı özelliği vardır. Işkının. Işkının. Evet şöyle iki tane bile yetebilir. Şöyle koyuyorum. Evet. Efendime söyleyeyim yoğurt koyuyorum. Hı. Ondan sonra. Karbonat var değil mi? Karbonat var. Limon suyu var. Şöyle bir çay kaşığı kadar da karbonat var. Biraz da limon suyu var. Evet. Kabardı hemen zaten. Kabardı hemen. Şimdi bunu sana zahmet bir çek. Hemen eritir misin? Hemen çekiyorum. Evet. Bakalım. Bunları gece gündüz fark ediyor mu sürülmesi? Bence abi? Yaz geldi. Artık akşamları yapılmasında fayda var. İyice eritsin orada. Evet. Bizim sütümüz pişmiş midir? Bak. Onu evet. Nasıl daha mı olsun? Biraz daha biraz olması daha lazım olsun. Ama siz evde yapabilirsiniz. İsterseniz göstermelik. Hemen bir kere daha çekelim. Bir kere daha çekelim ama oturmasın. Ha, oturmadım. Oturtamadım ben. Siz süzdünüz mü? Çocuklar tamam. Yaptınız mı? Getirin. Getirin ben alayım hemen. Hadi. Bakın biz şimdi böyle böyle yapıyoruz ışkını. Olmuştur. Oldu. Oh, bakın. Çok güzel. Bu ilk bir tarifti. İremem. Getir güzelim. Heh. Aa, sıcak ama. Şimdi uşkunun erimesi zor olabilir. Belki de biz rendeleyip öyle koymalıydık ama şöyle elinin üzerine süreceğim senin. Bak şöyle benim hafif. Şurada güneş lekelerim var ya. Süreyim. Şöyle süreyim. Tabii. Ya taktım ben bunlara ya. Sene önce yoktu. Ne yapacağım biliyor musun? Dur bir dakika hemen göstereyim ben hadi sana. Ne yapacağım geceleri söyle. Şunlar var ya sevgili seyirciler. İnanın 3 sene önce yoktu ya. Ne zaman oldu bu güneş ne yaptı beni? Şimdi, hem de ne biliyor musunuz buldum arabanın sağ tarafında. Eşim kullanıyor genelde ben sağda oturuyorum ya. Sol bembeyaz araba kullanmadığım belli. Şimdi sıktığınız limonları atmıyorsunuz. Hı. Hemen böyle üzerine karbonatı döktünüz. Heh, şimdi Suna Dumanka'ya gösteriyor. Evet. Şu şekilde ovacaksın. Peki Suna abla hani tipik insan kadın erkek evet. Demiyorum soru soruyorum. Evet. Kaç ayda geçer? Kaç ayda geçer değil istikrar istiyor. Her gece her şey. Otururken televizyon seyrederken kitap okumadan önce kitap okurken yapılmaz. Bunu yaptığın zaman. Göreceksin yavaş yavaş eğer şöyle leke dermiş sisteme inmediyse yavaş yavaş küçülür gider. Ama indiyse? İndiyse açılır güneşten dua koruyucu edersin. Kullanacaksın. Ha, açıldığıyla evet, dua edersin. Aynen öyle. Evet. Yani şunu sen yap bakalım ben öğrenmiş yapacağım. Olursun. Teşekkür ederim. Suna Dumanka'ya ne yaptı? Benim kolumda olan lekeyi. Arabadan sağ tarafta böyle tutarak da giderim ben. Evet. Hep tuta tuta giderim. Tam da orada oluşan lekeleri. Bu da temizleme yaptı, sütü. Karbon. Bu ne var yapılan onun? Temizleme sütünü biz elmayla evet. Salatalığı sütle pişirdik. Eğer bunu biz bir hafta 10 gün kullanmak istiyorsak içerisine bir tatlı kaşığı badem yağı koyarız. Aa, buzdolabında. Yağ korur. Onu korur. Hı. Ama yok ben bunu 3-4 gün kullanacağım tamam. Derseniz zaten
3 gün kullanıp bırakabilirsiniz. Gülü ne zaman koyacağız Tuna abla? Gülü de aynı şekilde bakın. Bunlar ikisini şöyle yan yana koyalım. Bu temizleme sütünüz, bu da toniğiniz. Tonik de temizlemeden sonra sıkılaştırmak için. İsterseniz toniği de şöyle yapabilirsiniz. Buz kabına suyunu döküp dondurabilirsiniz. O çok işe yarıyor işte. Onu cildinizde dolaştırdığınızda gözenekler sıkılaşır. Muhteşem oluyor. Evet. Evet, şimdi yapıyoruz? Güneş... Canlandırma maskesi var. Yapalım istersen, göz onu yapalım. Çevresi, doğal bronzluk var. Evet. Hepsi var. Aslında bize doğal bronzluk da, değil mi? Şimdi tam geliyor böyle. Doğal bronzluk güzel olur, evet. Şimdi efendim... Neyi yapıyoruz Sunu abla? Kakaoyu canlandıracağız. Canlandırma yapıyoruz. Evet, canlandırma yapıyoruz. Kakaoyu koyuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı, bir kişiye yetecek kadar. Efendim ben söyleyeyim, bal yine aynı şekilde eşit miktarda. Efendim ben söyleyeyim, yaş maya cildi sıkılaştırır, gerer. Aynı zamanda biraz da süt kaymağı. Bunu böyle karıştırıyorum. İçine asla bir şey katmıyoruz başka. Bunu böyle katı bir maske olacak ama bunu sürdüğünüz vakit göz çevresi dahil olarak sürün. Krema gibi oldu. Ve bunu sürdüğünüz vakitte kapıyı açmayın kimseye. Güzel. 20 dakika bekledikten sonra, evet. Bunu sen götür bence. Çok da iyi olur, cildi besler. Öyle mi? Evet. Bunun muhteşem bir şey olur. Dayanma süresi kaç gün? Çok güzel kokuyor. Onun dayanma süresi yok. O anında yapılacak, kullanılacak ve yani tamam. Akşama şimdi çekimden sonra makyajla sürsem bozulur. Makyajım bozulur. Sonra. Evet. Makyajdan sonra sürsek akşama kadar sonra dayanır. Tabii akşama kadar dayanır. Vallahi bir baksana de, şey gibi oldu sevgili seyirciler. Çekirdek sumak bilirsiniz. Ben evet. Son 3 gündür inanılmaz derecede Instagram'da paylaştım. Alerji için çok iyidir. Bunu hocalarım da onayladı. Çekirdek sumağı çay gibi demlet içtiğinizde alerjiniz gitmiş oluyor. Akşama yapayım ben. Sen Instagram'ı takip etmiyorsun. Aşk olsun. Niye etmiyoruz? Edin hemen. Ben Sunu abla etmişimdir seni. Evet. Olur mu öyle şey? Ve çok inanılmaz derecede bütün bazı şeylerde de çıktı. Şimdi tozu da var burada ama mesela sumaktan şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Sumağı çay gibi demleyip yağlı cildin sıkılaşmasını, o yağın fazlasının gitmesini sağlar. Dolayısıyla bundan sonra sumak içiyoruz. Sumak, alerji mevsimi bir de öyle güzel. Kesinlikle. Bu yüzden zaten yayınladık. Yeşil. Şimdi size güneşte bronzlaşmak için güzel bir şey yapacağım. Hadi yapsın abla. Havuç değil mi? Evet. Havuç biliyorsunuz Bete Koreten. Koyabilirsin istersen. Evet. Ondan sonra bunu peki mesela güneş dışında da yıkandıktan sonra cildimize süremez miyiz? Çünkü bu her derde de var. Saç derisine iyidir. Hep bulunsun evde yani. Şöyle bir tane zerdeçal atıyorum biraz daha kırmızı olmak için. Bir tane çubuk tarçın atıyorum. Antiseptik biliyorsun karanfil çok iyidir. Hani kaşta da kullandık hatırlıyorsun. Bunu da böyle karanfili de atıyorum. Ondan sonra gerekirse bunu spontane böyle dalından görünce aldım. Şöyle yeşil ceviz atabilirsiniz içine. Yeşil ceviz hem saça iyidir. Bir tane de yaprağını koyalım. Ondan sonra zeytinyağını. Hadi bakalım. Üzerine çıkacak kadar koyalım. Bunu ziyan etmeyin lütfen. Biriniz kullanın. 2 hafta sonra hazır olmuş oluyor güneşte beklerken. Bu bizim artık... Evet. Şeye yağımız hazırlandı. Hazırlanmış yağınız, evet. Şimdi o zaman Sunu abla sen hazırlamışken ya baştan bir geçelim mi sevgili seyirciler? Tamam. Ne yaptık? Sevgili Suna Dumankaya ile cildimizi temizleyebilmek için elmayı rendeledik. Salatalığı rendeledik. Evet. Sütün içine koyduk. Bir güzel kaynattık. Kaynattıktan sonra aldık. Eğer onun daha uzun süreli olmasını istiyorsak bir tatlı kaşığı badem yağı koyuyoruz. O zaman daha uzun kullanabiliriz. Evet. Tonik yapmak için de limonla dökülen gül yapraklarını iyice
iyice böyle ezdik. Onları da güzel arıtılmış, damıtılmış bir suyun içine koyduk. Onu da tonik olarak kullanmak için koyduk rafımıza. Evet. Orada tamamız. Doğru mu anlamışım? Tabii. Bak doğru. Çok güzel maşallah. Ondan sonra neye geçtik efendim? Patatesle havucu. Evet. Pardon, patatesle salatalığı karıştırdık. Karıştırdık. Güzelce elma da koydum. Elma da koydun. Evet. Güzelce onu limon da sıktın. Limon da sıktın. Şey yaptın. Bir süzdün. O pedimizi alabilir miyim buraya rica etsem? Süzdük onu. Süzdük evet. Güzel yok şunu hemen seyircilerimize gösterelim. Böyle pedlerin içine döktük. Evet. Buzdolabına koyduk. Buzdolabına koyduk. Koyduk. Ondan sonra onu o da hazırladık. Buzdolabının gözünde sizin için her gün bir 10 tane ped hazırlayın. Her gün 2 tanesini göz kenarlarınızda bekletirseniz, morluk için. Hani doğal içerikli, en azından zararlı, kimyasal, çok doğru söylüyorsun. Efendime söyleyeyim, için rahat sentetik, hormonlu bir şey yok. Evet, yiyebildiğinizi söylüyorsunuz. Aynen öyle. Canlandırıcı evet. Maske yaptık, onun içine de maya koyduk, kakao koyduk, evet. kaymak koyduk, süt koyduk, evet. Karıştırdık, o da çok güzel bir kakao oldu. Cildi besleyen, cildi metabolizması arada, hızlandıran. Bakın göz morluğu evet. için hazır oldu bizim evet. yaptığımız. Şöyle onun aslında dokusunu görmeniz lazım, hissetmeniz için. Şöyle hatta şöyle. Versin ablacığım bir bak bakayım. Ay çok güzel. Ay bu diyor ki bu canlandırıcı yani hani. Yani çok basit. Güzel. Evinizde salata yaparken bir parça kendinize ayırın. Çok güzel. Bayıldım evet. kokusuna. Uşkun biliyorsunuz efendim çok faydalı. Işkınla da gittin. Ne koydun içine? İçerisine yoğurt koydum. Karbonat birazcık da limon sıktık. Bu da cilt lekeleri bu da cilt lekelerine iyi geliyor. Ayrıca yiyin lütfen. Şekerinizi düşürür. Birçok faydası vardır. Mutlaka doktora sorun. Efendime söyleyeyim. Havuç, karanfil, tarçın, karanfil, zerdeçal evet. ve ceviz. Ceviz. Yeşil cevizle zeytinyağı bekletiyoruz. Evet, bu bronzlaştırıyor ama sizden tek ricam güneşin orta yani öğlen sıcağında güneşe çıkarken dikkat edin. Ne kadar olsa çok fazla bronzlaşmak istemiyorsanız da yazık olur. Yazık. Ama eğer koruma istiyorsanız mesela süzdüğünüz zaman içerisine 2 çorba kaşığı bu kadar ölçüye pirinç nişastası koyduğunuz zaman koruyor mu? 20 faktörlü krem elde etmiş olursunuz. Evet. O zaman ne diyoruz efendim? Sunadım Ankara'ya bu güzel günü veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz Sunadım İnşallah. Ankara'ya. Bu formüller kaçmaz. Anlatın efendim. Anlatın. Evet. Fayda verin birbirinize. Evet. Efendim ekranlarınıza tekrar hoş geldiniz. Bu kısacık aradan sonra Doktor Murat Balanlı bizle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Bugün hoş görünüyorsunuzla başlamak istedim. Bir hoşlukla çünkü hoşluk titreşimi gitsin istedim. Kesinlikle. Doğru girdin mi konuya hocam? Aynen doğru girdiniz. Zaten bu titreşimi yayıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kitabınız Titreşim Tıbbı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Kadim ve bütüncül şifa. Evet. Bu son yıllarda çok konuşuluyor ve aslında bu bir hayata bakış şekli değil mi hocam? Aynen haklısınız. Şöyle, bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Aslında titreşim tıbbı dediğimiz zaman yeni bir tanımlama ve yeni bir paradigmadan söz ediyoruz. Bununla beraber her ne kadar yeni olduğunu söylesek de çok kadim bir bilgi bu aslında. Hayatta her şey, evrende her şey enerjiyle titreşir ve her şey bir enerji yayar etrafa. Bizim bugünkü modern düşünceye de beraber indirgemeci olarak yakladığımız hayattaki varlıkları, her şeyi canlı ve cansız olarak indirgemeye başlamışız, ayırt etmişiz. Oysa ki evrende hiç cansız bir şey yoktur, her şey canlıdır. Ve her şey birbirini etkiler ve böyle bir titreşim sayar. Eşyanda var mı hocam? Eşyanda bir titreşim var. Taşların bir titreşim var. Bizlerin duygularımızın, düşüncelerimizin de bir titreşimi evet. var. Ve bundan dolayı da her şey birbirini etkiler. İçinde yaşadığımız alemle biz bir uyum, bir harmoni içerisinde olursak işte kendimizi iyi ve sağlıklı hissederiz. Titreşim tıbbı dediğimiz şey insanın içinde yaşadığı alemle tekrardan yeniden harmonisinin yakalanmasıdır. Bunu sizin bebeğiniz olduğu zaman, sancılandığında, kucağınıza aldığınız zaman ilk başlarsınız zaten bu titreşim tıbbını uygulamaya. Mekanik bir titreşim yaparsınız. Ya kolunuza sallarsınız. Evet, hemen başlarız değil mi böyle? Sallamaya başlarız. Evet, işte bu bir tıptır bu. Mekanik bir titreşimdir. Ya da
ne yaparsınız? Uyumadığı zaman bir ninni söylersiniz. Evet. Söylediğiniz ninni de akustik bir frekans. Ben hasta olduğunda hemen dua okurum hocam. Aynen. Okuduğunuz... Böyle bir iyi niyetli, hani böyle okurum 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 okurum, inanın yani evet. Hani bir an ya biz ortam rahatlar, çocuk rahatlar, sonra tabii hastalık devam ediyor belki ama süreci rahatlatıyor. Kesinlikle öyle. Bunun dışında daha pek çok uygulamaları biz bu Anadolu geleneğinde yapmışız. Yani insanlar birbirlerine okunmuş su verirler. Yani bir suya okuyarak, çünkü su titreşimleri en iyi nakleden unsurlardan bir tanesidir. Bu gelenek yaygındır. Bu doğal şifalı su dersiniz ve içersiniz. O duyguyu duymuşuzdur zaten değil mi? Suyun da titreşiminin fotoğrafları çekildi hocam. Suya niyetler verildi. Tüm niyetlerinizi aktarabilirsiniz. O niyetinizi iyi ya da kötü niyet. İşte bu anlamda iyi ve güzel duyguları başkalarına aktarmak aslında şifanın kendisi. Şifanın kendisi. Aynen. Peki hocam biraz daha rasyonel yaklaşırsak, hastalıktan bahsedersek. Hastalığın doğasındaki titreşim nedir? Şimdi vücut ne anlatıyor bize? Aynen öyle. Hastalık aslında titreşim bozulmasından başka bir şey değil. Ben bunu insan bedenini bir senfoni orkestrasına benzetelim. Gittiğiniz zaman bir senfoni orkestrasını dinliyorsunuz. Dinlerken eğer bütün enstrümanlar birbiriyle uyum içerisindeyse çok büyük keyif alırsınız. Evet. Ama oradaki bir tane kemanın akordu bozuksa ya da uyumlu çalmıyorsa Oraya döner bakarsınız. Kulağınızı tırmalar, rahatsız eder sizi. İşte insan bedeninde de herhangi bir organı rahatsızlandığı zaman aynı o keman gibi ya buradan detone bir ses yükseliyor dersiniz. İşte insanın bu enerji bedeninden bilgi alan ve yorumlayan ve tedavi eden tıbba biz artık titreşim tıbbı diyoruz. Yeni bir paradigma. Dediğim gibi mevcut bazı cihazlarla bunu yapmakla beraber aslında çok kadim bir bilgi. Bölgesel şamanik uygulamalardan Çin tıbbına kadar hepsi aslında bizim bu enerji tıbbı dediğimiz titreşim tıbbı içerisinde bu uygulamaları yapa gelmişler. Yani doğayla baş başa kalmış insan bunu zaten güdüsel olarak buluyor. Kesinlikle. Değil mi? Tam da anlatmak istediğiniz bu. Yani aynen. Biz doğadan uzaklaştığımız sürece biz bunu kaybetmeye mahkumuz ama bunu akılımızla, güdümüzle geri kazanma yöntemini öğretiyorsunuz kesinlikle siz bize. Kesinlikle öyle. Gerçek şifa da bu zaten. Peki. Tam da kitapta bir yerimiz var. Notalar var. Notalar. Nedir bu notalar? Evet, şimdi notalar şu. Az önce bahsettik. İçinde yaşadığımız alemde sesler var. Kokular var. Işıklar var. Pek çok unsur söz konusu. Biz bu unsurlardan etkileniyoruz. Aynı zamanda bu unsurlara da vericisiyiz. Nota diyoruz. Ne yapmışız? 7 tane notayla tümünü tamamlamışız. Do, re, mi, fa, sol, la, si diye. Evet. Değil mi? Şimdi 7 nota. Bakın 7 renk. 7 gün. Her şey 7'nin sembolik bir anlamı vardır. Evet. 7 çakra diye de doğu felsefesi genelinde insanda tepe çakradan kök çakraya kadar tepe, çakralar alın, boğaz, kalp, karın, alt kan çakrası ve kök çakra dediğimiz 7 tane çakra. Bunlar her biri birer notayla ve birer renkle sembolize edilmişlerdir. Her bir çakramızın ilgili olduğu bir renk vardır. Ve bir de notamız vardır. Kök çakrası mesela doğudur. Doğudan başlar. Sakral çakramız R'dir. Mide çakrası Mi'dir. Kalp çakrası Fa'dır. Bunlarla ilgili olarak sesler bu çakraları etkiler. Mesela örnek vereyim. Evet. Savaşa giden ordulara ne çalınır? Davul çalınır. Evet, doğru. Davul kök çakramızı etkiler. Doğu sesidir ve bu daha anlamda bas böyle. Kök çakrasının da insan vücudundaki etkisi insanda güç, kuvvet ve özgüven yani yapar. Şeyde bile hocam değil mi? Bando takımı geçtiği zaman hemen bir dikleşiriz böyle. Hemen kendimize geliyoruz. Evet, evet çok doğru. Savaşa gidenlere keman çalınmaz. Evet. Keman mesela kalp çakrasıdır. Onu etkilersiniz. Öyle bir şatır böyle insan yani, değil mi? Evet. O neyim hocam o? Duygusal anları yaşarsınız kemanla. Ama savaşa gideceklere ya da evlenecek olan çiftlerde yine davul çalınır. Yine kök ve sakral çakraları. O da bir savaşa giriyor ondan hocam. Ondan dolayı. O da bir savaşa giriyor. Tatlı bir savaş. Bundan dolayı hepsinin bir etkisi var. Yani hayatımızda da biz bunları kullanıyoruz zaten, bu titreşimleri ve frekansları. Renkler de aynı şekilde. İçinde yaşadığımız şu burada gördüğümüz renkler. Renkler çok doğru. Her rengin bizim duygu ve düşüncelerimizden de etkisi var. Ve bununla beraber kokular. Aromaterapi diyoruz. Mesela aromaterapi de bizim burundaki sinirimiz, daha rasyonel bahsedelim. Nervus olfaktorius dediğimiz bir sinirimiz vardır. En kısa sinirimiz odur.
ve direkt burundan hemen beynin içerisindeki limbik bölge dediğimiz oraya uzanır. Peki ne yapar? Limbik bölge bizim beynimizin içerisindeki duygusal bölgemizdir. Çok farklı kokuların bizim düşünce ve duygularımızda yarattığı etkilerden yararlanır ve çocukluğa götürebilir değil mi çocukluğumuza mesela? Çocukluğumuza götürür. O zaman duyduğumuz bir kokuyu biz bu anlamda gerçekten onunla beraber ben bir tost, bir çay kokusu diyorum, pazar kahvaltısı o anları gelir. Hatırlarsınız. Patates kızartması hemen o an gelir, mutlu oluruz kesinlikle, değil mi hocam? Kesinlikle. Ve bu anlamda da binlerce yıldır aromaterapi hastalık ve şifa konusunda kullanılmış olan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Çok faydalıdır. Eğer hiçbir faydası olmasaydı zaten tarihin çöp sepetine giderdi. Giderdi. Çok, ama çok güzel anlattınız. Aslında biz bunları siz anlatınca hayatımızın içinde harmanlıyoruz. Bir yerlere koyuyoruz da sanırım devamlılığımız eksik hocam. Kesinlikle haklısınız. Yani evet. Yoksa burada bizi seyreden birçok seyircimiz, evet ya ben bunları yapıyorum, dikkat ediyorum diyoruz ama devam edemiyoruz. Burada devamlılık herhalde çok önemli bir şey değil mi hocam? Bu devamlılığın sağlanmasında da ben şöyle düşünüyorum. Ruhsal yolculuk dediğimiz bir yolculuğumuz var aslında. Evet. Yani ruhsal yolculuk bizim hayata gözlerimizi açmamızla başlıyor. Tekrar gözlerimizi kapatmamızla bitiyor bu ruhsal yolculuk. Ben kendi hastalarımda da gözlemlediğim bir şey var. Pek çok şeyleri uyguluyor insanlar. Pek çok tedavi yöntemleri ama ya diyor bir yere kadar geliyorum diyor, bundan sonrasına götüremiyorum. O kişinin hayatında stres, endişe, kaygı çok miktarda var. Ve bunların olmasının altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi de insanın hayatta varoluş amacının farkındalığını sağlayamamız. Bu hayatta neden varız sorusu çok önemli bir soru. Bu soruya doğru cevap veremeden aslında bizim hiçbir yol alabilmemiz mümkün değil. Peki hocam, o zaman çok güzel, bunu hep duyuyoruz ama bize biraz örnekleyebilir misiniz tabii bunu? Ki. Mesela ekran başında bizi izleyen sevgililerim, seyircilerimiz, bu hayatta ben niye varım sorusundan sonraki soru ne olması lazım, cevapları ne olur? Bir örnek üzerinden gidelim, isterseniz bana da sorabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi şöyle size sormak isterim ekrandaki seyircilerimize de. İnsanların ilk başta kendilerine diyecekler ki ben kimim? Ben kimim? Evet. İnsanım. İnsanım. Peki insan olarak içinde yaşadığımız alemin nesiyim ben? Parçasıyım. Evet. Parçası hatta kendisiyim ben. Evet. Çünkü alem dediğim şey, varlık dediğim şey tektir aslında. Siz, biz pek çok kese, çokluk olarak tanımladığımız şey aslında vahdet, birliğin bir parçasıdır. Bir görünümüdür, zahir görünümü bu budur. Ama esas gerçek tek bir hak vardır. Ve burada şu soruyu sorabiliriz. Yaratan ve yaratılmış olan arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ben aslında ondan başkası değilim. Onun için bu konuda Anadolu irfan geleneğinde Mevlana'sından tutun ya, Yunus Emre'sine, Hacı Bektaş'ından tutun Pir Sultan Abdal'ına. Çok kadim bir kültür. Niyazi Mısır'ına. O kadar bereketli bir topraklar üzerinde yaşıyoruz ki buralar ne kadar insanlar yetiştirmiş böyle. Kitabımın giriş cümlesi olarak da Mevlana'nın bir sözünü aldım. Çok hoşuma gitti. Ben onu cebime aldım. Hatta akıl tahtama yazdım hocam. Sağ kesinlikle olun. Yıllar önce Mesnevi okurken karşılaştığım bir cümleydi bu. Yani hastalık ölüm korkusuyla gelen birisine Mevlana telaşlanma diyor. Hastalığından için değil, doğduğun için öleceksin. Ya bunu bir daha söylemek istiyorum. Çünkü bu o kadar önemli, birçok insanın kalbine ışık olabilecek bir Murat Hocam'ın, Hazreti Mevlana'nın lafı ki lütfen siz de akıl, böyle bir akıl tahtamız var ya, ona yazın. Hastalandığımız için değil, doğduğumuz için öleceğiz. Doğduğumuz gün ölümü hak ediyoruz çünkü. Öyle değil mi? Bütün insanlık. Şimdi insanın bu az önceki varoluşla ilgili olarak bir problemden söz ettik. Evet, hepimiz bizden öncekiler gibi doğduk, büyüdük, bir yaşam ve tekrardan döneceğiz. Bu dönüş tekrardan yaratanla bir araya gelmedir. Tekrardan o an dönüştür. Onun için Mevlana ölüm döşeğindeyken üzülmemelerini, aslında düğün yapmalarını, şebi aruz der. Ya, yani şebi aruz der. Ben tekrardan ona dönüyorum, sevgilime kavuşuyorum der. Bu açıdan hayata böyle bakmak lazım. Ne güzel. Ve Mevlana varlığın ve yaratılışın amacı olarak, tek şey olarak sevgiyi, aşkı koyar. Her şeyde aşk vardır. Aşk olduğu için yaratıldık. Çok doğru. Aşk olmasa ayrılık olmazdı. Ayrılık olmazsa haset, haset olmazsa ızdırap. Izdırap olmazsa aşk olmaz zaten. Bütüne ulaşmak için döngü. Hepsi değil mi hocam? Hepsi bütüne ulaşmak, ulaşmak için. Zaten bütüne ulaşmak demek, sözünüzü kestim. Estağfurullah. Şifanın kendisidir. Şimdi tam da o noktaya gelecektim. Yine sizin kitabınızdan bir şey alıp size soracağım. Bütüne ulaşmak için hastalanmamız mı gerekiyor? Evet. Çünkü demişsiniz ki buradan hastalanmadan iyileşemezsiniz. Çok basit bir örnek vereyim. En basitinden bir
viral bir enfeksiyon geçirdiğini düşünün, grip oldunuz, eliniz kolunuz kalkmıyor, neşesiniz, isteksiniz, her tarafınız ateş, kırıksınız değil mi? Ne kadar kendinizi aciz hissediyorsunuz o dönemde? Hı hı. İşte aslında insana acizliğini hissettiren bir hastalıkla karşı karşıya kalması çok önemli bir iyileşmedir. İyileşme dediğimiz zaman biz burada fiziksel olarak şikayetlerimizin ortadan kalkması, sadece bu iyileşmeyi kastetmiyoruz. Aynı zamanda ruhsal. Çünkü insan sadece fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Biz aynı zamanda duygu bir bedeniz, zihin bir bedeniz ve ruhsal, spiritüel bir bedeniz. Bizim yaşadığımızın, hayatın içerisinde karşı karşıya kaldığımız pek çok duygular bizim fizik bedenimize hemen kendisini gösterir. Yani siz, ben, çocuk sahibi olduğumuzda, kucağımıza çocuğumuzu aldığımızda ki bizde salgılanan hormonlarla beraber bambaşka bir fizik bedene dönüyoruz. Aynen öyle. Değişiriz. Evet, değişiyoruz. Eskiden 2 gram yağ kadın olarak dert ederken çocuk doğurduktan sonra hiç önemsemeyiz o an. Evet. Çünkü onunla ilgileniriz. Mesela yani biraz daha şeye indirgemek için anlatıyorum. Lütfen kesinlikle. Yanlış yok, anlamayın. Haklısınız. Yani hormonlarımız, duygularımız tamamen anlara göre değişiyor. Öyle değil mi hocam? Aynen. Onun için bizim iyileşmemiz bu anlamda bütüncül açıdan bakılacak olursa da ruhsal anlamda insan denen varlık gerçekten aciziyetini hissettiği zaman kendisi olabiliyor. Hmm. Yoksa öbür türlü azgın ve taşkın bir varlık. Yani şöyle mi diyor organlarımız bize? Bak. Varlığını bildiğin kadar yokluğumu da bil. Evet. Tekrar varlığıma geldiğinde sahip çık bana. Peki. Kesinlikle. Aramız, auramız var. Yani sizin söylediğiniz. Auramızı neler zayıflatır bizim? Evet. Öncelikle auramızı ben seyircimize söyleyeyim. Biz lütfen aura diyoruz. Ben bunlarla ilgili çok kaynak okudum. Ama bana bunu en güzel anlatan kim biliyor musunuz? Yunus Emre. Hmm. Yunus Emre diyor ki ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Hmm. İşte aurayı daha güzel bir şey anlatamaz. Ya da bir ben vardır bende, benden içeri diyor. Yani onlarca kitap okudum. Yunus'un bir tek şu şeyi kadar, deyimi kadar enerji bedeni anlatan bir sözle karşılaşmadım. Onun için kitabımda pek çok bunlardan şey yaptım, koydum. Çünkü yıllardır okudum, bilgileri de burada paylaştım. Auramız bizim kendi yaratılış formatımıza uygun davranmadığımız zaman bozuluyor. Hmm. Mesela en başta bozan sebeplerden bir tanesi kibirlenmektir. Auramız bozuluyor değil mi kibirli evet hocam? Kibirli olan insan her yere ve her şeye karşı bakış açısıyla beraber kendi aurasını bozar. İnsan denen varlık aslında tevazu sahibi olmalıdır. Tevazudan uzaklaştığı zaman, kibirle büründüğü zaman o kişinin şeyi bozulur. Peki ben siz aslında tıp doktorusunuz ama evet, tıpa daha bütünsel yaklaştığınız için sormak istiyorum evet tekrar. İnsan kibiri ben şöyle de görüyorum aslında, bir kalkan olarak koyuyor. Gerçeği değil o insanın. Evet. O kalkan mı bizim görünmemizi engelliyor? Çünkü niye kibirleniyor insan? Kendinden yüksek gördüğü birine karşı ya evet da beğenmediği, kendini yüksek gördüğü birine karşı. Aslında bize bir perde midir o kibir, kendimizi göstermemize? Evet, insanın kendisine perde olarak koyduğu her şey aslında kendisini örter. Örter. Ve bu anlamda Arapça terminoloji olarak kefere ve kebere kelimeleri çok sık birlikte kefere kullanılır. Kefere ve kebere. Evet, yani küfrün en önemli sebebi Kur'an'da kibir olarak geçer. Hmm. Kur'an'ı terminolojide anlatılırken de bu anlamda küfrün en önemli şeyi var. Şeytan kibirlenmiştir. Ben ondan daha üstünüm diyerek yaratana karşı. Yani insandan daha üstün olduğunu ileri sürerek kibirlenerek küfre sapmıştır. Ve bu anlamda da küfür ve kibir hep birlikte geçer. İnsanlar kendisini çok yüce ve aşkın olarak görmeye başladıkları zaman diğer varlıklardan, İşte o zaman kibir maalesef dolayısıyla maalesef başa gelen en kötü şeylerden bir tanesi ve sistemi bozuyor değil mi sistemi, hocam? Sistemi, her şeyi alt sistem ediyor. Bozuluyor. O bozulan sistem vücutta nerelere geliyor? Şimdi evet, bunların duyguları güzel var mı? Var. Her şeyin bir duygusu var. Bunu Doğu felsefesi ve Doğu tıbbı insanı içinde yaşadığı alemin bir parçası olarak kabul ettiği için şöyle yapmışlar, tüm aleme bakmışlar, demişler ki 5 tane element var. Ateş, evet, hava, toprak, su, metal, ağaç demişler. Evet. Ve insan da bu alemin bir parçasıysa o zaman insan bedeninde de bu 5 unsur, 5 element var demektir. Evet, 5 tane iç organ yazmışsınız mesela evet burada. Bu her bir organla ilgili olarak da birer elementimiz var. Hı
Bu dediğim, bu söylediğim bilgiler benim bilgilerim değil. Bu bilgiler 5000 yıldır süzüle süze bugüne kadar gelen bilgiler. Ve bu 5 elementle bizim organlarımız arasındaki ilişkiye baktığımızda şunu görmüşler. Mesela ateş elementiyle ilgili olan organlarımız kalp ve ince bağırsaklar. Evet, burada da zaten tek tek yazmışsınız hocam. Evet. Karaciğer, akciğer, dalak. Onları biraz hızlı hızlı anlatabilir miyiz size zahmet olmazsa hocam? Hızlı geçiyorum. O zaman teşekkür ederim. Kalple ilgili olan konu ateş elementi, ateşle ilgili olan duygu da sevgi duygusu. Sevgi duygusu. Yani kişinin sevgisizlik, sevilme ihtiyacı, sevgi, sevgisinin karşılığını alamaması kalp ve ince bağırsaklarla ilgili rahatsız problem yaratıyor. Hocam. Karaciğerle ilgili olan duygumuz ise öfkedir. Öfke. Öfkeli olan insanlarda karaciğer ve safra kesesiyle ilgili hastalıkla karşılaşırsınız. Hızlı geçiyorum, akciğerle ilgili olan duygularımız da... Hızlı, yani bunları böyle, yani o kadar tamam. Hızlı, rahat olun hocam, kusura bakmayın. Akciğerle ilgili olan duygumuz ise üzüntü ve kederdir. Şimdi karaciğer öfke, kalp sevgi alıp alamamak, karaciğer öfke, evet. Akciğer... Akciğerlerimiz üzüntü ve keder. Üzüntü ve keder. Verem hastalığı vardır evet, ya hocam bravo. İşte. Bravo, üzüntüden verem oldu denir. Değil mi hocam? Aynen öyle, bu bilgilerde aynen ben onu da yazdım, veremde de veremdir. Şey başka hocam? Böbreklerle ilgili elementimiz sudur. Suyla ilgili olan duygu durumu da korkudur. Onun için ben kliniğimde bana gelen hastalarda... Hangi organla ilgili rahatsızlığı varsa bunun altındaki duygu bağlantısını yapalım. Böbrekle ilgili bir rahatsızlığı varsa onun korkularının neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Çünkü bunu çözmediğiniz müddetçe esas altta yatan nedeni ortadan kaldırırsınız. Çok güzel. Ya da karaciğerle ilgili bir şey varsa nelere öfkeleniyor? Mide de var hocam. Mide bir şikayeti varsa ne tür endişe ve kaygıları var? Ekonomik kaygılar mı? İleriye dönük kaygılar mı? Ülkenin kaygısı mı? Hep bunlar bunu etkiler. Mideyi değil mi hocam? Hepsi. Onun peki için, bunun titreşimle tedavisi nasıl oluyor hocam? Aynen öyle. Şimdi bunun titreşimle tedavisi aslında yine bir bütün olarak. Esas altta yatan duygusal bağlantıyı çözüp de titreşimle düzelttiğiniz zaman kişiyi iyileştirebiliyorsunuz. Önce ben bana gelen hastalarda mutlaka kişiyle yaptığım görüşmede bazıları çok uzun olduğunu söylerler ama kişinin biyografisini dinlerim. Yani... Normal bir eskiden bir modern tıp hekimi olarak siz bana geldiğinizde şikayetiniz nedir efendim şunlar şunlar. O zaman şu tarihleri yapalım bu filmleri çekelim derdik. Ama artık bunun bir çözüm olmadığını. Bir terapi modern yöntemi tıpa, gibi değil mi hocam bu bir sanki? Terapi. Ben şimdi kişinin biyografisini niye dinliyorum biliyor musunuz? Çünkü bizim biyolojimizi belirleyen aslında biyografimizdir. Bizim geçmişte ne yaşadıklarımız, travmalarımız neyse bu fizik bedenimizde yani biyolojimizde kendisini görünür hale, yani zahir hale dönüştürür. Bir hale gelir yani. Bir hale gelir. Yine not edeceğiniz bir Mevlana'nın bir sözü. Çok hoşuma gidiyordu ondan dolayı söyleyeyim. Mevlana diyor ki parmağıma değil diyor, gösterdiğim şeye bak. Ben şimdi parmağıma bakarsanız parmağım görürsünüz, olsa ben kitabı gösteriyorum. Evet. Parmağa değil, onun gösterdiği şeye. Yani insan kitaba. Bedenindeki hastalığın kendisine değil, onun işaret ettiği ya, anlama bakmak gerekiyor. Çok güzel. Gerekiyor. Bütüncül tıp işte hocam. İşte bütüncül tıp. Tıp bu. Bunu yakaladığınız zaman kişiye iyileştirmeye, kişiyi şifalandırmaya başlarsınız. Öbür türlü sadece belirtileri ortadan kaldırırsınız. Anlık. Anlık. Eskiden bana geliyor hasta nedir? Şeker hastası. İlacını veriyorum, şekeri düşüyor. Tansiyon hastası. İlacını veriyorum, tansiyon düşüyor. Hasta iyileşiyor mu sorusu? Hiçbiri iyileşmiyor. Şeye benzetebilir miyiz? Biz böyle biraz seviyoruz bizim dilimize ele anlatmaya. Yani siz bir duvarın çatlağını onarmadığınız sürece tebrik üzerine istediğiniz kadar boyayı sürün. Bir süre sonra o boya yine o çatlaktan sıvı gelecek ve o duvardaki boyayı atacak. O kadar güzel anlattınız ki benim hep hastalarıma verdiğim örnek budur. Ben yukarıdaki dama benzetiyorum. Dam akıyor. Modern tıp alta kova koyuyor. Diyor ki etrafı su basmasın. Oysa damın aktarılması gerekir. Bunu aktarmadığınız müddetçe etrafa kova koymayla yani kişiye ilaç vermeyle sadece tozu halının altına süpürmüş olursunuz o kadar. Çok doğru. Çok doğru. Çok güzel anlattınız aslında hocam. Efendim. Keşke böyle saatlerce süremiz olsa da sizinle kalabilsek. Yani, çünkü bunlar dediğiniz gibi bütüncül ama ben bu kitabı izninizle seyircilerimize bir daha göstermek istiyorum. Ulaşsınlar. Ben okurken bile çok faydalandım. İsterim ki hepimiz bir bütünüz hocamızın anlattığı gibi faydalanalım. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ediyorum. İçin ama bu kısa oldu. Bana da öyle geldi. Bir bu daha çok biteceğini düşünmemiştim. Bir daha lütfen.
İnşallah. Bekliyorum efendim. Sizden haber bekliyorum. Sağ olun. Teşekkür her zaman ederim. Hocam. Sağ olun. Sevgiler. Filiz Yiğit bizle birlikte. Hoş geldin sevgili Filiz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. İyi misin? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ay çok güzel şeyler. Daha iyi çok oldum. Çok teşekkür ederim. Bize böyle ham diyorum ben bunlara değil mi? Ham renk. Evet. Kağıt ip. Kağıt ip. Kağıt ip. Her şeyle. Bak bu yaz mesela şimdi tabii, üstümde aynen, bu var. Aynen. Al koluna git. Mavi giydin git, yeşil giydin git değil mi? Evet. Çok evet, güzel bunu öreceksin bize. Evet. Nereden geldin? Yapılmışı da orada Sakarya'dan. Ay geliyorum. Sakarya'ya selamlar olsun. çok teşekkür ediyoruz yayınıma geldiğin için. Ben hadi oturalım bu güzel şeyi yapalım birlikte. Tamam. Kağıt ipti değil mi bu? Evet kağıt ip. Bunlar çile halinde böyle yumak olmadan oluyor. Biz kendimiz böyle yumak haline getiriyoruz bunları. Şimdi öncelikle çantamızın şu bütünü de gösterirsek. Şu mu? Evet çantanın ben şurasından başlıyorum. Çok güzel ya. Örneğinin olan yerinden başlıyorum. Çok şıkmış. Zincir çekerek başlıyoruz. Görüyor musun? Çok güzel oluyor. Böyle, böyle dalıyorum ben. Dalıyoruz, Serap, gidiyoruz. Ne güzel susun diyor haklı. Ama dalıyorum Serap'ım zincire bakmak. Çok zevkli çok ama. Zevkli. Çok zevkli yapması. Ha? Neyse. Çok şöyle yani zincir. Bunun uzunluğunda, şunun hı, uzunluğunda şu anda 24 oldu. 24 bir zincir. 15 sen daha bir tığ mı getirdin? Evet bak, şu anda bir tane var. Geliyor yayın ondan yoksa getirdi 2-3 tane. Evet bir dahakine birkaç tane sana da getirdi. Söylemediler mi? Ben de burada çocuk gibi oynuyorum, öğreniyorum. Şöyle bunun boyutunu da çekiyoruz. Yani biz normalde ne kadar söyleyeyim 40 zincir çekiyoruz tamam şu boyutta. Canım, sonra ne yani yapıyorum? Buraya 12 tane, 13 tane bu çantanın büyüklüğüne kalmış. Küçük bir çanta istiyorsan. Aynen bravo. İstiyoruz. 12 bakalım, tane yapıyoruz. Şimdi örneğe geçiyorum. Popcorn örneğinde önce zincir çekiyoruz yine 2 tane. Alıyoruz tığımızın üzerine. Evet. Hemen şu yan tarafına pardon 2 kere alıyoruz. Şu hemen dibine o 2 zinciri çektiğimizin dibine batıp çıkıyoruz. Hmm. Ve bunu 3 kere de şöyle 1, 2, sırayla gidiyorsun, 3. toplu gidiyorsun. Şöyle burada bekletiyorum bunu bombeyi şimdi. Bombeyi yapıyoruz. Aynen. Tekrar 2 kere doluyorum. Hı hı. Tekrar buraya dibine batıyorum. Hı hı. Şöyle 1, 2, 3. Tekrar 2 kere. Ya bunu böyle... Serap yapamam ben ona. Serap diyor ki al bir yap bakayım yapabiliyor musun diyor. Bir tığımız var yoksa yaparım da. 2, 3 şimdi vereceğim ikincisini sen yap olmazsa. Vallahi mi yapabilir vallahi, miyim? Yaparsın tabii yapamazsam ne demek. Yapamazsam ama şey yok ha. Yaparsınız. Çünkü ip biraz yo, şey ben sizi nazlı takip bir... ediyorum. Siz yapıyorsunuz. Zaten tığ işini elinize alıyorsunuz. Şöyle son olarak şimdi burada 5 tane beş oldu. 5 oldu. Bir tane daha alıyorum. Bu sefer tek alıyorum. Evet. Ve bu biraz daha hani kenarını küçülsün ha, diye ya da bombeyi oluştursun diye bunu 2 seferde çıkıyorum. Ondan sonra bir kere de bütün bu ördüklerimin hepsini ha, topluyorum kitliyorsun. Ve kitliyorum. Yana geçiyorsun evet, şimdi. Evet aynen dur öyle. Şimdi bak, iki tane zincir çekeceksin. Şimdi bir daha söyle öğretmenim. İki tane estağfurullah. 1, 2 aldım. Hayır almıyorsun. Zincir çekiyorsun. Şimdi buradan zincir ör, çekiyorum boştan. Yani 1, 2 tane örüyorsun. Tamam. Evet. 2. Hemen şimdi şu yan taraftaki zinciri. Şöyle mi alıp mı? Şurasındaki alıp zinciri. Evet alıp da. Bir tane mi bir alıyorum? Bir tane alıyorsun. Şuraya mı giriyorum? İkinci ya da üçüncü. Evet. Ha. Şuraya girdim. Aralığı da yine bize kalmış. Bunu alıyoruz. Aynen. Evet. Şimdi onu 2 kere de çıkıyorsunuz önce. Yani en önce sonda bir, yaptığımız gibi. Birden değil evet. İkiden mi? Şu evet, iki taneymiş. Evet bir. Bu bir evet, birden mi ikiden evet, mi? Evet birden. Birden. Birden çıktık. Tek bir tane daha. Evet. Bir daha mı birden? Evet hepsini birden. Şimdi. Şimdi hepsini şimdi alıyorum. Hepsini birden alıyorsun. Bak öğretiyor. Bu ilk çünkü. İlkin ayağını evet, yapıyorsun. Bundan sonra 2 kere tamam, dolayarak. Şimdi ilkin ayağını yap. Evet ilkin ayağını. Şimdi 2 kere doluyorsun. 1, 2 evet, batıyorum. Dibine batıyorsun aynı yere. Tamam. Çıkartıyorsun. Onu şimdi 3 kere de geçeceksin. Şimdi anladım. Tamam anladın? Katlaya katlaya gidiyorsun. 1, evet. Tamam. 2. Şimdi, şimdi örneğimizi yapılmışına şöyle geçelim. Böyle bu şekilde gidiyoruz. Bunlar böyle ön tarafta kendini gösteriyor. Aynen bu şekilde bunu örerek topluyoruz. Yani şurası olacak kadar ne kadar? 5 sıra
olacak kadar bunu örüyoruz. Yine zincirimi çekiyorum. Bir tane alıyorum. Pardon, arkasını göstereyim şimdi. Aslında şu, bunu yine de uygularsan güzel bir hırka kazak. Çok topiş topiş, evet, çok güzel oluyor. Güzel bir örnek. Şimdi arkasından örneğin ilk şeysini gitmek için şöyle iki tane şu boşluğa almadan sık iğne yapıyoruz. Evet. Şöyle, şöyle. Bir tane şu şeyin üzerindeki ilmeğin üstüne alıyoruz. Bu arkası örneğin. Hmm. Örnek çünkü ön taraftan, ön tarafta kuruluyor. Şimdi sırasını, aynen, yapıyoruz. Yani aynen, şurayı sırasını yapıyoruz sevgili seyirciler. Şurayı, değil mi? Hayır. Örneği şimdi devam ediyoruz ya. Bu örneğin kurulması için arka taraftan yapmamız gereken. Öyle yani mi? Şöyle şuraya gelmemiz gerekiyor. Şuraya gelmemiz gerekiyor bu örneği bir daha, bir daha kurmamız için. Tamam, tamam, tamam. Hızlı bir şekilde girelim. Aynen. Vaktimiz çünkü azalıyor. Tabii. Bak bak, ne zor, tıkır tıkır ama ne kadar güzel oluyor. Çok zevkli. Çantalarda da kalıyor. Ben seviyorum aslında ama ben, evet, açık söylemek gerekiyorsa seyretmeyin açık seviyorum. Ben genelde haroşacıyım, düz örgücüyüm. Evet. Şiş örgüsünü, şiş örgüsünü çok seviyorum. O da güzel. Annem çocukken çok bize bu el bezleri, eskiden nerede öyle bulaşık bezleri vardı. Öyle sünger sünger, hatırlarsın. Tabii tabii. Efendim, biz de annem, öyle öğrendik. Annem orlonları alırdı. Tabii. Orlonları için ömrü genelde turuncu olurdu. Turuncu orlonları alırdı. Böyle bunları böyle böyle yapardı. İşte rengine göre şey, lif. Evet. Ya da işte bulaşık bezi oluyor. Rengarenk, püsküller kenarlarına. O güzel bulaşık bezi. Yani bir de şiş de vardı, balık balık, balık model bir model. Evet. Azdan başlayıp çoğaltırdık okuldan onları. Gelirdi öğretmemdi, evet, benim annem. Oturup tıkır tıkır bunları. Önceden yoktu. Yoktu o tabii. Kadar çok el bezi, işte bulaşık yıkanacak, gidecek, güzel köpürecek bir şeyler. Ne yapacaksın? Bir de terapi şimdi, de oluyor. İnsanın stresini öyle, de atıyor. Aynen öyle. Ay çok zevkli. Ben... Var mı bir hesabın seni dinleyen? Evet. İlmek ilmek. Loopback. Evet. İlmek ilmekten bana ulaşabilirler. Yaparlar belki çantalardan, onları atarlar. Hmm. Geçen seferki şeyden sonra, programdan sonra emekli bir öğretmen bana yazdı. Acim. Ben işte yapıyorum ama çok acemiyim. Nasıl yapabilirim? Her şeyi sorabilirsiniz. Aynen. Elimden geldiği kadar misafir de ederim. Gelin biz bir de örgü örüyoruz. Siz öylesiniz. Çünkü sizin Zehra Hanım'ın grup... orada, Zehra'nın patiklerinde. Zehra'nın, evet, patiklerinde canım benim. Orada gösteriyoruz. Onların bir grubu var. Sabahleyin bir gitsem geri gelemeyeceğim. Buyurun, eve ona korkuyorum. Gelin. Bak o zaman gerçekten tığınız olacak, söz veriyorum. Şimdi şöyle geldik örneğimizin başına. Şöyle zincirimi çekiyorum. Şu baş kısmına yine iki tane zincir çektim. İki kere alıyorum. Çünkü bu ilk iki kere de çıktığım bu oluyor. Tekrar aynı yerine batıyorum. Bunu üç kere de çekiyorum. Hmm. Tekrar iki kere. Bir, iki, üç. Tekrar iki kere. Şöyle bir, iki, üç, bir daha, bir, iki, üç, beş tane oldu. Şimdi bir kere bir aldım. Bir, iki kere de çıktım ve hepsini birden... Çıkıyorsun. Evet, tamam. Çıkıyorum. Kilit de yapıyorum. Şu örneği şöyle elimle, ters örerken de olabilir, şöyle bu tarafa doğru, yüzünü bu tarafa doğru gelecek şekilde, evet, şimdi ne tutuyorum. Yapacaksın? Şimdi buraya bir iki tane... Sıkı zincir çekiyorum. Heh. Şuraya öbür şeyin yerine geçiyorum. Peki şimdi bu model üzerinden hızlı bir, evet, şekilde anlatırsak. Evet. Anlatırsak. Çünkü burasını şimdi da sihirli halkayla yaptın herhalde. Aynen öyle. Sihirli yanlarını, halkayla yuvarlak yapıyoruz. Bu şeyi de etrafına bütün dönüyoruz. Şuraya örneğin etrafına sık iğneyle dönüyoruz. Bu altı sıra olduktan sonra bu çanta bu şekilde olduğunu düşünün. Ha, bu şekilde katlıyoruz. Yuvarlakları da buralarına İlişiyoruz. Aynen. Çok güzel valla. Saplarımız böyle değişik. Size de bayağı doymuş çiçekli, evet, çiçekli. Şöyle istediğiniz renk çantalar, saplarda çok güzel koyuyoruz. Alfemo'nun sunduğu Açelya ile Gülümse Hayata devam edecek. Seyirlik belgesel gökyüzünden hafta içi her gün 17'de 360'da.